arkadaşlar, bugün sizlere ülkemize yeni gelmiş Cooler Master CK352 mekanik oyuncu klavyesini tanıtacağım. Hem tanıtacağım hem de deneyimlerimi paylaşacağım sizlere. Klavye ilk elime aldığımda fiziksel duruşu benim çok dikkatimi çekti. Ürün alüminyum ve plastik malzemeden üretilmiş ve ürünün rengi uzay gri. Hemen sizlere klavyenin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ardından da öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi klavyemiz mekanik anahtar, kırmızı, mavi, kahverengi switch'i bulunmakta. Bizdeki kırmızı rengi. Tuşları ABS boyama ve lazerle oyulmuş şekilde geliyor. Klavyemizde RGB mevcut. Bu RGB konusunda ekstra değineceğim yine. Hızlıca geçiyorum. Tazeleme hızı 1000 Hz. Tepkime süresi ise 1 ms. Tablosu 1.8 metre uzunluğunda. Örgü kaplama değil, plastik. Ayrıca USB 2.0'dan çalışıyor. Klavyemizin ağırlığı ise kablosuz ağırlığı 904 gram ağırlığında. Şimdi klavyenin teknik detaylarından sizlere kısaca bahsettim. Diğer öne çıkan özelliklerini birlikte masaya yatırıyoruz şimdi. CK352 bize 50 milyon tıklama ömrü sunuyor arkadaşlar. Bunun yanında NK Rollover özelliği demiyoruz. Bu NK Rollover neydi? Bütün tuşları aynı anda bassak bile hepsini tek tek algılayabiliyor klavyemiz. Şimdi özellikleri sayarken size klavyenin mekanik olduğundan bahsettim. Ama hangi markanın switch'ini kullandığını söyleyemedim. Bu konuda biraz araştırma yapmam gerekti çünkü. Araştırmanın sonucu klavyenin LG switch olduğunu gördüm. LG marka switch'ler konuşuyorum. Bu LG ile alakalı internette araştırma yaptığımda doğru düzgün bir veriye ulaşamadım ama gördüğüm kadarıyla alt seviye klavyelerde kullanılan bir switch olduğunu tahmin ediyorum. Cooler Master'ın bu switch'i kullanmasının sebebinin de biraz da rakipleriyle fiyat rekabetine girmek istemesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Klavyemizin tuş altlarındaki RGB'lerin dışında yan taraflarda da kapsayıcı bir RGB aydınlatma bulunuyor. Bu aydınlatma tam anlamıyla klavyemizi dolaşmıyor. Sadece yanlarda mevcut arkadaşlar. CK352'nin renklerini nasıl kontrol ediyoruz? Klavyemiz üzerinde kısa yol tuşlarıyla kontrol edebiliyoruz. Birçok farklı renk modu bulunmakta içerisinde. CK352 Türkçe klavye düzenine sahip arkadaşlar. Bu bence önemli bir özellik. Yıllardır ülkemize klavye getiren markalar var ama Türkçe klavye henüz tam anlamıyla her markada göremiyoruz arkadaşlar. Bu bence önemli bir özellik. Kutunun üzerindeki görsel sizi yanıltmasın. Yan taraflarında Türkçe klavye düzeni olduğunu ibaresi eklenmiş. Ortalama 10 gündür klavyeyi kullanıyorum. Tuşlara bastığımda çıkan ses çok yumuşak geldi. Bu benim hoşuma gitti. Klavyenin tuş hissiyatını beğendim. Şimdi klavyeyi sizlere daha iyi anlatmak, daha iyi göstermek adına hemen bir oyun testi yapalım sizlere. Birkaç tane oyunda test etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz LOL. Klavyeyi etkin bir şekilde kullanabildiğim için LOL'ü tercih ettim. Antrenman modunda oynuyoruz. Kuleye vuruşlarıma bak. Nerede bizim rakip? Şimdi rakibimize gördüğünüz gibi hemen bir combo yapıyorum. Gördüğünüz gibi klavye tak tak tak. Drift diyelim. Rakibimiz yine gelecek karşımıza. Nerede bizim rakip? Oo. Bize vuruyor. 5 yapalım. 2 yapalım. Rakip nerede ya? Şöyle yapabiliyorum. Şuraya. Şimdi gördüğünüz gibi klavyenin bütün şeylerini kullanmaya çalışıyorum. Yani özellikle böyle LOL gibi oyunlarda bu aslında önemli. Bak şimdi geliyor. Bu Taner işte. Oyunu haritada bir de gidip ejder keselim. Bir de orada göstereyim. Yani klavyenin hissiyatı çok güzel. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Tabii ben şu an antrenman modunda oynuyorum. Hani sizin hızlı görebilmeniz için. Yani tuşları tam anlamıyla etkin bir şekilde kullanabilmek için. Gördüğünüz gibi. Oo, ejderi bile kestim be. Tabii LOL biraz daha hani taktik oyunu ama klavyenin de önemli olduğu bir oyun. Bundan mütevellit biraz klavyeyi kullanıyorum aslında. Şimdi gidelim. Tekrardan bir rakip şampiyonun yanına. Klavyenin genelde sol tıkıyla çalıştığımıza bakmayın. Gördüğünüz gibi gayet. Yani klavyenin şu hafifliği burada benim çok işimi gördü şu an. Hafif, hemen adapte olabiliyorsunuz. Bir de sıradaki oyunumuza geçelim istersen Uğur. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Counter Strike Global Offensive. Bunu standart olarak yapıyoruz genelde. Her şey serbest modundayız ölüm maçında. Şimdi gördüğünüz üzere klavyeden gelen sesleri duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Muhtemelen duyuyorsunuzdur. Klavyenin seslerini size, yani tuşlara bastığındaki sesleri çok güzel. Biraz sessiz kalıp size bu sesleri dinleteceğim. Uğur, her yerden adam çıkıyor Uğur. Bu ne biçim mod? Başlayacağım mı artık? Öf. Duvara yasladım. Abi şu dün kafadan vurulma sesi beni delirtiyor ya. Biri benim hayatımı kurtardı Uğur. Gördün mü?
Of. Of of of, ne aldım Uğur, gördün mü? Görmezsin tabi. Yeter artık Uğur, gerçek oynayışımı oynamanın vakti geldi. Hadi ya, hayır. Hadi. Lan öl. Şimdi klavyeyi hep birlikte sizin için inceledim arkadaşlar. Deneyimlerimden bahsettim. CK352'de benim olumlu ve olumsuz değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Klavyenin tuş hissiyatı ve tuşlarda çıkan sesler benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu zaten bahsettim. Klavyenin alt tabanı alüminyum demiştim sizlere. Bu da benim olumlu değerlendirdiğim bir özellik oldu. Klavyenin hafif olması gerçekten benim alışma sürecimi çok hızlandırdı. 900 gram demiştim sizlere. Bu da yine benim olumlu değerlendirdiğim bir özellik oldu. Bu ağırlık biraz tercih meselesi. Bazıları daha ağır klavyeler tercih ediyor ama ben hafif olması benim hoşuma gitti açıkçası. Ve klavyenin Türkçe tuş dizilime sahip olması yine benim olumlu değerlendirdiğim bir özellik oldu. Şimdi olumsuz değerlendirmelerime gelecek olursak, klavyenin renkleri her ne kadar kısa yol tuşlarıyla kontrol edilebiliyor olsa bile ben Color Master'dan bir yazılım desteği beklerdim açıkçası. Olsa daha iyi olurdu. Klavye şu an ülkemizde 920 TL'den yani 85 dolardan satılıyor arkadaşlar. Fiyatın biraz daha rekabetçi olmasını isterdim ben açıkçası. Benim size ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki incelememize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.